Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eli böğründe tarifi yapıyoruz. Eli böğründe yemeği Kahramanmaraş yöresine ait bir yemektir arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimiz 1 kilogram etimiz var, 4 adet büyük domatesimiz var, yarım kilo küçük kavurmalık soğanımız var, 7-8 tane sivri biberimiz var, 1 adet kapya biber, 1 baş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, toz biber, kekik. Baharat olarak da bunları kullanıyoruz. Arkadaşlar ben etlerimi orta büyüklükte doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekikle bir gece marine edip dinlendirdim. Çünkü ben yağlı et kullanmadığım için yumuşak olmasını istiyorum arkadaşlar. Şimdi tarifime geçebiliriz. Tarifim için şöyle bir tepsi kullanıyorum. Önce marine etmiş olduğum etleri koyarak başlıyorum. Gerçekten çok lezzetli, hem daha sağlıklı bir yemek oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Etlerimizi çok küçük doğramayalım. Pişerken kuruyacak, lezzeti bozulacaktır arkadaşlar. İsterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Biz kuzu eti sevmediğimiz için dana eti kullandım. Kuzu etiyle de çok lezzetli oluyor. Etlerimi yerleştirdikten sonra hemen şöyle soğanları ilave ediyorum. Büyük soğan olursa 4'e bölmemiz yeterli arkadaşlar. Benim soğanlarım küçük olduğu için bölme gereği görmedim. Soğanları yerleştirdikten sonra 4'e bölmüş olduğum domatesleri ilave ediyorum. Kabaca doğruyoruz arkadaşlar. Domateslerimi de yerleştirdikten sonra şimdi sivri biber ve kapya biberlerimi de ilave ediyorum. İnanın gerçekten çok lezzetli, muhteşem bir yemek oluyor. Hemen kapya biberleri de şöyle ilave ediyorum. Hemen şöyle yerleştirmiş olduğum tepsinin ortasından birazcık yer açıyorum. Sarımsaklarımın birazını ortasına döküyorum ki piştikçe lezzeti kenarlara dağılsın diye. Daha sonrasında birkaç tane sarımsakları da şöyle etin üzerine doğruyorum. Sebzelerin üzerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Daha sonrasında karıştırmış olduğum baharatları tekrar üzerine gezdiriyorum. İstediğiniz herhangi bir baharatı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar 1 tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Tuzumuzu da gezdiriyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, eli böğründe yemeğimizin üstüne normalde kuyruk yağı veya iç yağı kullanıyorlar. Başta da söylediğim gibi biz sevmediğimiz için yağ kullanmadım. Üzerine lezzet vermesi için tereyağı kullanıyorum. Şöyle her yerine gezdiriyorum. Yemeğimi hazırladım arkadaşlar. Gerçekten bir lezzet şöleni oldu. Lezzetini şimdiden tahmin edebiliyorum. Şimdi 250 derecede ısıtmış olduğum fırına pişirmek üzere gönderiyorum. Arada 30 dakika pişirdikten sonra etlerimi biraz döndüreceğim. Daha sonra tekrar pişirme işlemine devam edeceğiz. Yaklaşık 1 saat pişiriyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimi pişirdim. Gördüğünüz gibi sulu sulu tamamen
lezzetli bir şekilde pişti. Sebzeler falan, soğanlar falan yumuşacık oldu. Tepsimin üzerine ıslak yağlı kağıt kapattım arkadaşlar, size söylemeyi unuttum. Yağlı kağıtla pişirdikten sonra tekrar üzerini açtım. Pişene kadar, sebzelerim kızarana kadar fırında tuttum. Tepsimi fırının alttan bir üst telinde pişirdim. Daha üst telde pişirirsek etlerimiz pişmeden, sebzelerimiz pişmeden üzeri yanacaktır arkadaşlar. Kuruyacaktır. Lezzetinde bozukluk olacaktır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bir güzel tarifin daha sonra geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.